Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ahli beytihi ve zürriyatihi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedana lil-islam. Velhamdülillahillezî cealena min ümmeti Muhammedin Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum âminu bimâ enzelallahu qâlu nu'minu bimâ unzile aleyna ve yekfurûne bimâ verâehu ve huvel hakku musaddiqan limâ ma'hum. Kul felimâ taktulûne enbiyâellâhi min qablu in kuntum mü'minîn. Sadakallâhu'l-azîm. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kalplerimize iman nimetini bahşeden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar. Onun Habibi alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemizi muvaffak eylesin. Bu hususta bizlere ve bütün Müslümanlara güç, kuvvet, ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, tabii farklı bir zamandayız. İslam'ın unutulduğu, Kur'an'ın, sünnetin unutulduğu, hatta İslam'ın hakikatlerinin anlatıldığı vakit dışlanan insanların farklı görüldüğü bir zamandayız. Böyle bir zamanda elhamdülillah bu dersleri dinleyebiliyorsak yahut anlatabiliyorsak yahut anlayabiliyorsak bu bizim için büyük bir nimettir. Dolayısıyla kardeşlerim, tabii bu dersleri bilhassa hayatımızda yaşamak mesele. Yani evet, birçok şey biliyor olabiliriz, okuyup dinliyor olabiliriz ama bu meseleleri dinledikten sonraki halimiz ve ahvalimiz nasıl? Yani şöyle ifade edelim. Bir Müslüman bir yola çıktı. Buraya geldi, bir ayet-i kerime dinledi. Bu ayet-i kerimeden sonra hayatına devam etti. Bu ayet-i kerimenin öncesi ve sonrası hayatında neler değiştirdi? Mesele olan budur. Eğer bu ayet, dinlediğin ayet, dinlediğin hadis-i şerif, Efendimizin kıymetli sözleri dinlemeden evvelki veyahut sonraki halini değiştirmiyorsa o zaman bu ilim sana fayda vermiyor demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dua ederdi, kainatın efendisi. Dualarından birisi, Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Onun için kardeşlerim, faydalı bir ilim isteyelim Rabbimizden. İlim rütbedir, ilim makamdır, ilim mevkidir. Her bir ayet-i kerimeyi öğrenmek Rabbimizle meşgul olmak demektir. Rabbimizin kelamıyla meşgul olmak demektir. Hani bugün dünyada bile gençler hani böyle seviyorlar, muhabbet duyuyorlar. Bir mesajı 100 defa okuyor. Gece uyumadan önce okuyor, sabah kalkınca okuyor. İşte ne bileyim, gün içinde okuyor. Niye? Sevdiği kişiden mesaj gelmiş. Ama tabii bunun haramı ayrı bir boyut. Sadece örnek vermek için söylüyorum. Rabbimizden gelen mesajlara kıymet vermemiz lazım. Kim Kur'an'a ne kadar kıymet verirse Allah ona o kadar kıymet verir. Kim Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için, Kur'an-ı Kerim'i yaymak için mücadele ederse Allah Celle Celaluhu onu her türlü musibetten, beladan, ahir zamanın fitne ve fesadından muhafaza eder. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah tefsir dersimize devam ediyoruz. İnşallah bu hafta 91, 92 ve 93. ayet. 3 tane ayet-i kerime izah edeceğim. Tabii detayı bakımından çok uzun olmayan ayet-i kerimeler. Bu sebeple 3 tanesini izah etmeye çalışacağım. İnşallah böyle bir 40-45 dakikaya sığdırmaya gayret edeceğiz. Daha çok verimli olabilmesi için. Kardeşlerim, ayet-i kerime İsrailoğullarını anlatmaya devam ediyor. Önceki ayette, geçen haftaki dersimizde Yahudilerin
çirkin fiillerinden Rabbimiz bahsetmişti. Onlara gazap üzerine gazap indirmişti. Tabii lanetlenen bir toplum, Allah ve Resulüne karşı gelen bir toplum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları Tevrat'ta zikredilmesine rağmen bunu kabul ettikleri halde Resulullah geldiğinde onlara ona inanmayan, işte bizim Tevrat'ta okuduğumuz, bahsettiğimiz peygamber bu değil. Sadece hasetlerinden, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin, yani kendi milletlerinden gelmemesi sebebiyle kainatın efendisi aleyhissalatü vesselama iman etmek istemediler. Kardeşlerim, önce ayet-i kerimeyi okuyalım. Ardından mealini okuyalım. Sonra tefsirine inşallah geçelim. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresi 91. ayet-i kerimede وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ onlara denildiği zaman, kime deniliyor? Yine başında, sohbetimizin başında ifade ettik. Yahudilerin çirkin işlerini, çirkin fiillerini Rabbimiz anlatmaya devam ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı tarafından Medine'de yaşayan Yahudilere denildiği zaman, ne denildiği zaman? Bima enzelallahu, yani amenu bima enzelallah. Allah Celle Celaluhu tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman edin. Sahabe-i kiram rahmetullahi aleyh Medine'de yaşayan Yahudilere söylüyor. Kalu, o Yahudiler derler ki nu'minu, biz inanıyoruz zaten. Yani biz Allahu Teala'nın indirdiği kitaplara iman ediyoruz. Bima ol bir şeye ki unzile indirildi. Aleyna, bizim üzerimize. Yani Tevrat'tan bahsediyorlar. Biz Allah tarafından inen kitap bu zaten. Biz Tevrat'a inanıyoruz. Sahabeler onları Kur'an'a, Resulullah'a davet ettiklerinde biz zaten Allah'tan inen bir kitaba iman ediyoruz diye cevap verdiler. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve yekfurune, ve küfrederler bima ol bir şeye ki nedir o şey? Allah'tan indirilen kitaba, o kitaba küfrettiler ve o kitaba iman etmediler. Ve ra'ehu, yani dediler ki o Tevrat'ın dışındadır. O Kur'an, biz hani onu kabul edemeyiz. O Tevrat'ın dışındadır. Ve huvel hakku musaddiqu lima ma'hum. Halbuki Kur'an-ı Kerim kardeşlerim nedir? Hakkın ta kendisidir. Huvel hak ve huvel hakku, hak olanın ta kendisidir Kur'an-ı Kerim ve öyle bir hak olan ki musaddikan, tasdik edicidir. Neyi tasdik edici? Musaddiqu lima ma'hum, öyle bir kitabı ki Tevrat'ı, yani Kur'an-ı Kerim'den önceki gelen kitapları tasdik edici bir kitaptır. Tabii kardeşlerim, buraya kadar sahabe-i kiramın Medine'deki Yahudilere hitabı Rabbimiz Celle Celaluhu bahsediyor. Bundan sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ayet-i kerime devam ediyor. Tabii Allahu Teala Tevrat'ta hiçbir peygamberi öldürmeye cevaz vermediği halde, Tevrat'ta da bu şekilde izah ediliyor. Tabii Tevrat'ta derken kardeşlerim, bakın bu sözlerimi tekrar tekrar ifade etme ihtiyacı duymak istemiyorum. Çünkü Tevrat dediğimiz zaman bugünkü kitaptan bahsetmiyoruz. Evvelki sohbetlerimizde bunu defalarca anlattık. Şu an Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir kitap hak bir kitap değildir. Hepsi tahrif edilmiş, bozulmuştur. Tevrat'tan maksadımız, bunu söylemdeki maksadımız Allah tarafından indirilen şeklidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kardeşlerim ayet-i kerimenin hitabı devam ediyor. Onlar tabi Tevrat'a inandıkları halde peygamberler öldürmeye devam ediyorlardı ki Tevrat'ta peygamberlere zarar vermemenin, peygamberlerin nebi olduğunun, Allah tarafından gönderildiğinin de izahatı vardı. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimenin devamında buyuruyor. Kul ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam büyük makamda. Yani Rabbimize Habib olmuş, Rabbimize yakın olmuş, sevgili olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle makamlara çıkmış ki mesela kardeşlerim Amener Resul'ü okuduğumuzda Amener Resul, Resul iman etti ayet-i kerime bu şekilde başlıyor. Birçok müfessir ulemalarımız bunu tefsir ederken Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin direkt ismiyle hitap etmiyor buyuruyor, makamıyla hitap ediyor. Bu da Resulullah'a verdiği kıymettir. Yani amener Resul, Resul iman etti. Kime? Bima unzile ileyhi min Rabbihi. Kendisine indirilenlere, Rabbi tarafından kendisine indirilenlere iman etti. İşte kardeşlerim, Rabbimiz Efendimiz'e hitaben, kul Habibim söyle, felime taktulune. Peki niçin öldürüyorsunuz Enbiya Allah, Allah'ın peygamberlerini? Min kablu, bundan evvel, in kuntum mu'minin, eğer iman ediyorsanız, madem kendi kitabınız olan Tevrat'a inandığınızı iddia ediyorsunuz, niçin peygamberleri öldürdünüz? Rabbimiz Celle Celaluhu kardeşlerim
onlara bu hitabı kullanıyor. Şimdi kıymetli Müslümanlar, bakın ayet-i kerimeleri iyi anlamak lazım. Yani bugün günümüzde öyle bir haldeyiz, öyle bir ahvaldeyiz ki gerçekleri anlatıldığımız zaman insanlar ya işte ben bununla konuşmayacağım. Ben bir daha bunun yanına gitmeyeceğim. Ben bir daha bunu dinlemeyeceğim. Ben bunu şikayet edeceğim. Müslümanlar, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman eğer bu ayet, okunan ayet sizinle ilgili bir eksiğinizi, bir hatanızı ailenizde, eşinizde, işinizde bir meseleyi anlatıyorsa buna karşı gelmek demek Allah'a karşı gelmek demektir. Kime karşı geliyorsunuz ya? Sanıyor musunuz ki orada anlatan hocaya karşı geliyorsunuz? Hayır, siz Allah'a karşı geliyorsunuz. Hoca Allah'ın ayetini anlatıyor. Şimdi bu ayete baktığımız zaman kardeşlerim, detayına bakalım. Mesela bilhassa Ebu Leys Hazretleri kaddesallahu sirrahu tefsirinde şöyle buyuruyor. Yani bu ayet-i kerimede bir günaha razı olanın o günahı işlemiş olduğuna delildir diyor bu ayet-i kerime. Yani bir insan bir günaha şahitlik ettiği halde onu durdurmuyorsa, gücü yettiği halde diliyle, eliyle yahut sözüyle buna müdahale etmiyorsa o günaha ortaktır diyor Ebu Leys Hazretleri tefsirinde bu şekilde ifade ediyor. Peki nereden çıkıyor bu ayet-i kerime? Şimdi bu ayete baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu Yahudilerin babaları peygamberleri öldürdüler. Yani Peygamber Efendimizin dönemindeki Yahudiler peygamber öldürmediler. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu, bakın şuraya çok dikkat edin, iyi anlamanız için iyi dinlemeniz gerekiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin döneminde yaşayan Yahudilere hitaben madem Tevrat'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz, niçin peygamberleri öldürdünüz? Şimdi bu ne demektir kardeşlerim? Sizin dedeleriniz peygamberleri katlettiler, öldürdüler. Siz de buna sessiz kaldığınız için onlarla aynı sorumluluktasınız, aynı vebaldesiniz. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu niçin sizin dedeleriniz peygamberler öldürdü demiyor da ayet-i kerime siz niçin öldürdü diyor. Yani burada Ebu Leys Hazretleri de buyuruyor ki Rabbimiz böyle bir ifade kullanmışsa onlar günaha sessiz kaldıkları, yasağa sessiz kaldıkları için Rabbimiz aynı hükme sokmuştur onları. E peki bizim halimiz ne olacak kardeşlerim? Ayet-i kerime belli. Sure-i Bakara 91. ayet. Rabbimiz o dönemdeki Yahudilere siz peygamber öldürdünüz. Halbuki onlar peygamber öldürmediler. Evvelde dedeleri öldürmüşlerdi. Onlar sessiz kaldı. Hala dedelerinin yaptıklarının izinden devam ettikleri için Rabbimiz onları aynı kefeye koydu. Çünkü siz de o günahı kabul ediyorsunuz. Şimdi kardeşlerim, bugün günümüzde Allah'ın ayetlerini korkmadan, Resulullah'ın sözlerini korkmadan anlattığımız zaman yahut bazı hocalarımız anlattığı zaman, ehl-i sünnet kıymetli hocalarımız anlattığı zaman işte bu ne biçim konuşuyor, hangi zamandayız, şuna laf söylemeyin, buna laf söylemeyin, şunu anlatmayın. Yani bu hocalardan ne bekliyorsunuz siz? Ne bekliyorsunuz? Bir hocanın tesettürü anlatmasından daha doğal ne olabilir ya? Bu İslam alimi, İslam dinini temsil ediyor, Resulullah'ın makamını temsil ediyor. Gördünüz, Allah razı olsun, Halil Konakçı hocamız. Yani müdafaa ediyor İslam'ı, anlatıyor. Kürsülerde haykırıyor, gerçekleri, hakikatleri anlatıyor. Neymiş efendim, sen böyle konuşamazsın. Ne konuşacağız peki? Ne konuşacak bu hocamız ya da? Sol kesim ayakta. İşte biz seni şöyle yapacağız, yok seni Afganistan'a göndereceğiz, yok sana bilet alıp seni yollayacağız. Kimi nereden yolluyorsunuz ya? Kimi nereden yolluyorsunuz? Bu davanın neferleri bitmeyecek, bunun farkına varın artık. Bu davanın sahiplenenleri bitmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı bize emanet olarak bıraktı. Biz canımızı veririz bu dava için. Nedir ki bir tehdit almışız, nedir ki bir söz almışız, nedir ki bir söylem almışız. Rızkı veren Allah'tır. Kullan minnet eylemeyiz biz yani. Bizim rızkımızı veren Rabbimizdir. Neymiş efendim, kadınlara niçin böyle dedin? Ne desin? Kadınlar çıkın dışarıda çırılçıplak gezsin. Bir din aliminden bunu söylemesini mi bekliyorsunuz? En doğal hakkımız değil midir İslam'ı anlatmak, Kur'an'ın ayetlerini telaffuz etmek? Bir de işte karşı olarak, karşıt görüşlü olanlar hitap ederken hoca seni şuraya göndereceğiz. Allah razı olsun hocamızdan. Biz sonuna kadar kendisini destekliyoruz. Onun söyledikleri bizim söylediklerimizdir. Onun ifade etmek istedikleri bizim ifade etmek istediklerimizdir. Her zaman hakkı anlatmaya hocamız devam ettiği müddetçe arkasındayız. Biz de hakkı anlatmaya devam edeceğiz. Önümüze kim çıkıyorsa çıksın, önümüze ne çıkıyorsa çıksın, haktan hiç kimse bizi ayıramaz. Biz Rabbimizin emirlerini anlatmak için bu koltukta oturuyoruz. Şöyle haramların kol gezdiği bir dönemde
Allah'ın ayetlerini açıkça izah etmeyeceksek, şu kırılacak, bu küsecek, bu darılacak, bu bilmem laf söyleyecek diye Allah'ın ayetlerini saklayacaksak ne manası kaldı bunun? Böyle midir hocalık makamı? Böyle midir İslam'ı temsil makamı? Tabii ki anlatacağız daha doğruyu. Yani böyle bir durumu kardeşlerim hiçbir camiada göremezsiniz. Yani bugün herkesin kendine ait bir mesleği, bir işi, bir anlatımı, bir yapısı vardır. Yani bugün kendi vazifesinin başında, kendi işiyle meşgul olan inşaatçı adam inşaat işinden bahsediyor. Ne bileyim esnaf adam anladığı işten bahsediyor. Ticaretçi adam ticaretinden bahsediyor. Bu koltukta oturan insan da bu ayetlerden bahsedecek. Kabul etseniz de etmeseniz de bahsedecek. Yani tesettüre bürünmeyen, sokaklarda çırılçıplak gezen bu insanlara Allah'ın ayetlerini hatırlatmak ne zamandan beri yobazlık oldu? Bu topraklarda gezen insanlar, bu vatanı kurtaran insanlar kim? Siz kimin sayesinde bu topraklarda geziyorsunuz? Kimin sayesinde bu topraklarda yürüyorsunuz? Biz kardeşlerim Allah'ın ayetlerini anlatma hususunda gerek Halil hocamız ve onun gibi kıymetli ehl-i sünnet hocalarımız bu hususta bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Bizi başkaları alakadar etmez. Çünkü biz istemiyoruz, hiçbir Müslüman ateşe girsin istemiyoruz. Hiçbir Müslüman cehennemde azap çeksin istemiyoruz. Tam aksine Allah razı olsun denilmesi gerekirken bu toplumu uyarıyorsunuz. İnsanları hidayete yönlendiriyorsunuz ki tabi bunlar hidayet ehli olmadıkları için. Yani bunların düşmanlıkları Ahmet, Mehmet, Halil şu bu değil. Bunların düşmanlıkları İslam kardeşlerim. Varsa yoksa İslam dinine karşı bir kinleri var. Bu şahıslar üzerinden değişiyor. Bugün Halil hocamız üzerinden geçmişte. Timurtaş hocamız üzerinden, rahmetli Tahir Büyükörükçü hocamız üzerinden yahut daha farklı ulemalar, bundan sonra da farklı alimler üzerinden ya da farklı bu vazifeleri üstlenen hocalarımız üzerinden saldıracaklar İslam'a. Ama bu bizi durdurmayacak, bunu bilsinler yani. Bu bizi geri adım attırmayacak, tam aksine biz davamızın sonuna kadar arkasında olacağız ve anlatmaya devam edeceğiz. Onun için bu ayet-i kerime kardeşlerim, bir günahı gören Müslüman eğer bu günahı durdurmazsa, bu günahı anlatmazsa buna ortaktır. Bunun delilidir bu ayet. Şimdi ben burada oturacağım. Vazifen ne? İşte imamlık yapıyorum. Hatiplik yapıyorum. İnsanlara dini anlatıyorum. Ne anlatıyorsun? İşte Müslümanlar hayvanlara zarar vermeyin, çiçeklere karışmayın, böceklere ellemeyin, şunu yapmayın, bunu etmeyin. Peki hakikatleri ne zaman anlatacağız? Hakikatleri ne zaman söyleyeceğiz? Birileri kızacak diye biz bu hakikatleri gizleyecek miyiz? Kim ne diyorsa desin. Allah'ın emirleri bellidir. Kur'an-ı Kerim açık önümüzde. Bizim vazifemiz yani devlete bağlı da olsak, imam da olsak, memur da olsak vazifemiz nedir? Devlet bizi bu usta vazifelendirilmiş. Kur'an'ı anlatın. Hadisi, peygamberin sünnetini anlatın. İşte anlattıklarımız burada. Buna karşı çıkanlar dedik ya az önce. Şahsa değil, Kur'an'a karşılar bu insanlar. Allah bunların şerrinden ümmeti muhafaza eylesin. Böyle kıymetli insanlara da hocalara da sahip çıkacağız. Başıboş bırakmak yok. Daha öncelerini bu hainlere, bu din düşmanlarına yedirdik. Bundan sonrakileri yedirmeyeceğiz. Sahip çıkacağız. Ve birçok konuda da bilhassa bu hususta Allah razı olsun milletimiz artık bilinçli, göz önünde olan, değerli olan alimlerimize sahip çıkıyorlar. Sahip çıkmaya da devam etmelerini umuyoruz. Çünkü bu milletin değerlerini elimizden kaybetmememiz lazım. Değerlerimizi kaybetmemiz demek bu milletin yok olması demektir. Rabbim bizleri Kur'an'dan sünnetten ayırmasın. Şeriat-ı Muhammediye'den ayırmasın. Resulullah'ın gölgesinden Allah bizi ayırmasın inşallah. Şimdi kardeşlerim devam edelim. Yani ifade ettiğimiz gibi tabi burada Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimeyi bu şekilde beyan ediyor ulemalarımız. Tabi burada Nesefi tefsirinde de bir mesele zikrediliyor. Yahudiler bir günde Beyt-i Maksi'de yani Kudüs'te kardeşlerim 300'e yakın peygamber öldürdüğü rivayet edilir. Nesefi tefsirinde bu şekilde geçiyor. Dolayısıyla kardeşlerim Allah Celle Celaluhu onlara hitaben Habibim Muhammed Mustafa'm onlara de ki madem Tevrat'a iman ediyorlar niçin peygamberleri öldürdüler? Yani onların dedeleri yaptı ama onlar da aynı görüşte oldukları için Allah onları da sorumlu tutuyor. Siz de aynı görüştesiniz. Şimdi kardeşlerim tabii bu hususta bir mesele zikredelim. Tabii daha evvelki 87. ayet-i kerimenin de izahatında geçmişti. Mesela hani ya hocam Allah Celle Celaluhu bütün peygamberlerine işte yardım etmiştir. Fethi nasip eylemiştir. Düşmanlarına karşı muzafferiyet nasip etmiştir.
niçin peygamberlerin ölümüne müsaade ediyor? Yahut bu ayet kerimeler birbiriyle çelişiyor mu? Gibi aklımıza bir soru yahut dışarıdan bir soru gelirse kardeşlerim, şunu ifade etmemiz lazım. Yardım hakkındaki ayet kerimeler peygamberlerden cihatla emrolunanlara aittir. Yani cihatla emrolunan peygamberlere Allah'ın yardımı mutlak olarak inmiştir. Gerek meleklerle, gerek Rabbimizin peygamberlere vermiş olduğu mucizelerle. Bununla beraber kardeşlerim, cihatla emrolunan bütün peygamberler sonunda mutlaka düşmanlarına galip gelmişlerdir. Bütün peygamberler. Cihatla emrolunanlar ama burayı çiziyorum altına. Cihatla emrolunmayan peygamberler de kardeşlerim imtihana tabi olarak öldürülmüşlerdir. Rabbimizin yardımı yani ayet-i kerimede biz peygamberlerimize yardım ettik. Bu hususta onları destekledik. Ten maksat kardeşlerim cihatla emrolunan peygamberleri destekledik. Yani savaşan, mücadele eden peygamberler. Bazı peygamberler savaşmadılar. Ve öldürülen peygamberlerin ekserisi savaşmadığı için Rabbimiz Celle Celaluhu da bu şekilde bir beyanat sürüyor. Ulemalar da buyuruyor ki yardımla ilgili olan ayet-i kerimeler ne için inmiştir? Yardım olunan peygamberler savaşta yardım olunmuşlardır. Savaş etmeyen peygamberler ise kardeşlerim o peygamberler imtihan gereği insanız. Sonuçta peygamberler de insan. Tamam seçilmişlerdir. Rabbimiz onları donatmıştır. Çocukluklarından itibaren eman altına himaye altına Rabbimiz onları almıştır. Her türlü şeyden insanlığın içerisine düştüğü nefsi hatalardan arındırmıştır. Günahlardan arındırmıştır. Ancak kardeşlerim peygamberler de bir insandır. Dolayısıyla bir imtihan gereği peygamberler de öldürülmüşlerdir. Şehit olmuşlardır. Kardeşlerim tabi Allah-u Teala Hazretleri Beni İsrail'in biz iman ettik demelerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ları, evvelki peygamberleri katletmeleri ve indirilmiş olan kitapların bazılarını inkar etmelerini açıklayarak reddediyor onları Allah Celle Celaluhu. Hani madem siz Tevrat'a inanıyorsunuz, Tevrat'ta peygamber öldürmenin yeri var mı? Tevrat'ta Resulullah anlatılmıyor mu? Tevrat'ta son kitap anlatılmıyor mu? Evet. O zaman nasıl siz Tevrat'a inandığınızı söylüyorsunuz? Rabbimiz Celle Celaluhu bu şekilde onlara karşılık bir ifade kullanmıştır. Kardeşlerim 92. ayet-i kerimeye geçelim. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَقَدْ مُحَقَّقْ كِ جَاءَ Elbette geldi. Kime geldi? جَاءَكُمْ Size geldi. Kim? Musa. Musa Aleyhisselam. Yahudilere hitaben ayet-i kerime. Musa Aleyhisselam sizlere gönderildi. Ne ile gönderildi? بِالْبَيِّنَةِ Beyineler ile. Yani daha evvel de açıklamıştık. Musa Aleyhisselam hani beyineler dediğimiz zaman peygamberlere verilen mucizeler, peygamberlere indirilen kitaplar. Mucizeyle gönderdik. Sümmet tehazdum. Daha sonra siz ittihaz edindiniz. Yani ilah ettiniz. Neyi? Sümmet tehazdumuz l'icile. O buzağıyı daha evvelki konuda anlatmıştık. Yani İsrailoğulları Musa Aleyhisselam Tur-i Sina dağına çekildiği zaman Musa Aleyhisselam işte 20 gün sonra geleceğim dediği vakit bunlar 20 günü geceli gündüzü sayarak 40 gün gelmedi. Biz Musa'ya artık inanmıyoruz. Bir buzağı yapıp tapmışlardı. Önceki ayetlerde bunu izah etmiştik kardeşlerim. Rabbimiz de buyurdu ki yani biz size gönderdik. Musa Aleyhisselam'ı size gönderdik. Beyinelerle, açık mucizelerle gönderdik. Ama siz ne yaptınız? Sümmet tehazitumul icre. O buzağıyı taptınız. Min ba'dihi. Ondan sonra ne oldu? Ve entum zalimun. Siz nefislerinize zulmedici kişilerden oldunuz. Rabbimiz Celle Celaluhu o Yahudilere hitaben kardeşlerim size peygamber gönderdiğimiz halde o peygamberlerle beraber beyine gönderdiğimiz yani açık açık izahatlar, açık açık mucizeler gönderdiğimiz halde siz o peygambere iman etmediniz. Şimdi kardeşlerim tabi burada dikkat etmemiz gereken mesele Rabbimiz Celle Celaluhu tekrar tekrar bazı ayetleri zikrediyor. Çünkü geçmişte önceki ayetlerde İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin bir kısmının buzağa taptığını anlatmıştı. Burada tekrar Rabbimiz Celle Celaluhu onların nesline bu cevabı vermeye devam ediyor. Burada tabi onlar Musa Aleyhisselam'a tabi olduklarını ifade etmedikleri aynı zamanda buzağa taptıkları için Rabbimize şirk koştular. Ve kardeşlerim ayet-i kerimenin devamında Allah-u Teala Hazretleri İsrailoğullarının kitapları olan Tevrat'a iman etmediklerini delille ispat etmek üzere Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ Ey İsrailoğulları, Rabbimiz onlara hitaben konuşuyor. Ey İsrailoğulları, hatırlayın ki sizin yani
Tevrat'a inanıp onunla amel edeceğinize dair ne yapmıştık biz? وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ Sizlerden söz almıştık. Kesin bir söz almıştık. Yahudiler demişlerdi ki İsrailoğulları, Allah'ım biz bu Tevrat'a iman edeceğiz. Kesinlikle Allah'tan söz aldıklarını, Rabbimize söz verdiklerini ayet-i kerime beyan ediyor. Devamında Rabbimiz buyuruyor ki biz sizden söz almıştık. Ve üzerinize وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ Yine bunu da anlatmıştık. Tur dağını getirmiştik. Dağ tepenizde duruyordu. Siz dediniz ki ya Rabbi tövbe ediyoruz, iman ediyoruz dediniz. Dağ üzerinizden kaldırıldı. Ama siz hala halinizde devam ediyorsunuz. Üzerinizden musibet kalktığı halde devam ediyorsunuz. Ayet-i kerime devam ediyor. Biz Tur dağını üzerinize kaldırmıştık. Ve size şöyle demiştik. Size verdiğimiz Tevrat'ı, yani size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ın hükümlerini kuvvetle alın. فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ O size gönderdiğimiz Tevrat'ı alın. Yoksa o dağı, Tur dağını başınıza indireceğiz. Yerle beraber bir olacaksınız. وَاسْمَعُوا Ondan sonra bu kişiler kardeşlerim ne yaptılar? Rabbimiz Celle Celaluhu emirle onu dikkate alın. Bu ayeti, bu Tevrat'ı dikkate alın. وَاسْمَعُوا Ve bunu dinleyin. Rabbimiz emir buyuruyor kardeşlerim. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا Dinleyin, Tevrat'ın ayetlerine sahip çıkın, Tevrat'ın ayetlerine tabi olun, Musa peygambere tabi olun dedikten sonra قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا Onlar kardeşlerim tabi küfürleri sebebiyle onların kalplerine bir buzağı içirilmişti. Bu da ayet-i kerimede de zaten ifade ediliyor. Ve kardeşlerim bu sözleri ne dediler? İşittik ve emrine isyan ettik demişlerdi. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا Ya Rabbi işittik. Musa peygamber geldi. İşittik Tevrat geldi ve asayna isyan ediyoruz. İşte kardeşlerim maalesef günümüzde de itaat ediyoruz. Allah'ım iman ettik. Evet inanıyoruz namaza ama kılmıyoruz. İnanıyoruz faizin haram olduğuna kılmıyoruz. İşte yiyoruz faizi. Allah'ım biz inanıyoruz. Evet tesettür haram. Tesettürsüz gezmek, bedeni teşhir etmek yasak bunu biliyoruz. Ama biz isyan ediyoruz, karşı geliyoruz. Sizlerin sözünü dinlemiyoruz Allah'ım. Bu fiil bu anlama geliyor. Başka bir anlam taşıyamaz bu ya. Kiminle alay ediyoruz biz? Kime karşı geliyoruz? Ayet-i kerimenin devamında Rabbimizin onların Allah'ım işittik ama isyan ettik. Peki niçin isyan ettiler? وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْرَ بِكُفْرِهِمْ Kalplerinde olan küfür sebebiyle onların kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Yani kardeşlerim hatta Musa Aleyhisselam o buzağıyı yerle bir edince, parçalayınca onu yaktı, küllerini denize döktü. Bunlar o kadar çok o buzağa muhabbet beslemişlerdi ki haşa ilah olarak o denize dökülen külleri, o hani ilah olarak tapıyorlardı ya, denize düşen külleri denizden su alıp alıp içmeye devam ettiler. Denizden su alıp içiyorlardı, su alıp içiyorlardı. Niye? Buzağının külleri buraya döküldü. Bakın ne kadar çok muhabbet beslemişler. Rabbimiz de ayet-i kerimede وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Tabi bu ayet-i kerimede işrap kelimesi kardeşlerim. Yani pamuğa suyu içirme anlamında bu şekilde tefsir ediliyor. Hani bir pamuğa su içirirseniz, su verirseniz nasıl olur? Bir anda o pamuk o suyu çeker. Sıktığınız zaman su yayılır. İşte o İsrailoğullarının kalbine de kardeşlerim buzağı sevgisi böyle tattırıldı. Ama neyden sebep kardeşlerim? Bir küfrihim, küfürlerinden sebep. Yani Allah'a karşı oldukları için kalplerinde bir nifak olduğu için önceki sohbetlerde de söylemiştim. Rabbimiz hiç kimseyi sebepsiz yere saptırmaz. Haşa saptıracak olsa bu bir adaletsizlik olur. Çünkü bir insanın yaratılış icabıyla Rabbimiz tarafından saptırılması bu sefer ya Allah'ım ben işte hidayetteydim beni sen saptırdın anlamında ifade edilebilir bir konu. Ki kardeşlerim bunu nasıl ifade ediyoruz? Diyoruz ki Allah kimin kalbini saptırmış ise o insanın kalbinde bir nifak var, bir küfür var demektir. Yani Rabbimiz böyle hemen kullarını saptırıyor anlamında değil bu ayet-i kerime. Kalbinde küfür varsa ve ayet-i kerimede de ifade edilen gibi وَاُشْرُبُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ Onların kalplerine o buzağının sevgisi içirilmişti. Çünkü çok muhabbet beslemişlerdi. İşte kardeşlerim bugün sevdiğimiz birçok şeyin sevgisi kalbimize içiriliyor. Farkında değiliz. Bundan sebeptir ki çok sevdiğimiz, muhabbet beslediğimiz şeylerin bu gerek bir insan olur, gerek bir eşya olur. Başına bir şey geldiği zaman kahroluyoruz, mahvoluyoruz. Kendimizi odalara kilitliyoruz. Yemekten, içmekten kesiliyoruz. Niye? Çünkü kalbe onun sevgisi içirilmiş. Eşini çok seviyorsun. Başına bir iş gelse
günlerce atamıyorsun üzerinden. Çocuğunu çok seviyorsun, anneni babanı çok seviyorsun, başına bir iş gelse üzerinden bunu atamıyorsun. İşte sebebi ne? Sevdiğin şeyin muhabbetini Allah Celle Celaluhu senin kalbine içiriyor. Ve şöyle dememiz lazım ki kardeşlerim, kalbimizde Rabbimizin ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun yolundakilerin dışında dünya masiyetlerine dair sevgi içirmeyelim. Peki hocam bunu nasıl yapacağız kardeşlerim? Şimdi biz kıymetli Müslümanlar, mesela Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden bir örnek verelim. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki, tabii hakikat ehline bu sözler söyleniyor. Kabul etmeyenler zaten kabul etmiyor. İman kalpleri Allah-u Teala'dan başka hayran oldukları menfaat ve zararların hepsini kalpten atmaya, kalbi Allah'a bağlamaktan ibarettir diyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Yani kalbimizden her şeyi atmaktır. Sadece Rabbimizin sevgisi ve Rabbimizin kabul ettiği, Rabbimizin bizlere beyan ettiği sevgiler kalbimizde olacak. Ama kardeşlerim, insan ne yapıyor? Daima sevdiği şeylerin olmasını, sevmediği şeylerin de olmamasını istiyor ki bu iki şey kalbi Allah'tan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bizler şu hassasiyete sahip olmamız lazım. Yani bir Müslüman kalbinde eğer temizlik istiyorsa, kalbinde rahmet istiyorsa, kalbinde merhamet istiyorsa Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki sevgileri kalbinden çıkaracak. Çünkü hep sevdiğimiz şeylerle meşgulüz. Kalp de sevdiğimiz şeylerle meşgul. Mesela şöyle sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kendimizi vererek oturup bir tefekkür edemiyoruz. Yani mesela diyoruz ki ya bir abdest alayım, camiye gideyim. Namaza 15-20 dakika var, caminin bir köşesinde oturup şöyle bir istiğfar edeyim, tövbe edeyim. Tam gidiyorsun, oturuyorsun, kalbinde o kadar çok şey var ki kendini Rabbine yöneltemiyorsun. Zikrullah'ın dışında her şey var. Resulullah'a muhabbetin dışında her şey var. Bu kalbin içerisinde biz bunları nasıl sığdıracağız? Sonra adam bir gün diyor tesbih çektim, çektim, çektim ama işte hiçbir şey hissetmedim, ben en iyisi bırakayım. Ya sen yıllardır bunun içini dolduruyorsun. Dünya sevgisi, mal sevgisi, mülk sevgisi, Allah muhafaza nefsin arzu duyduğu sevgiler, dolduruyorsun bunun içerisine. Bir günde temizlemeye çalışıyorsun. Kardeşlerim, bu her işte böyledir. Yani yıllarca emek verdiğiniz bir şeyi bir anda yapamazsınız. Bunu zaman gerektiriyor buna. Onun için kardeşlerim, burada ifade edilen nedir? Yani bir insan kalbinde Allah ve Resulünün sevgisinin ötesinde bir sevgi taşıyamaz. Taşırsa eğer Allah muhafaza Rabbimize karşı şirk koşmuş olur. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu bu şekilde beyan ediyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bu hususlara riayet etmemiz gerekiyor. Amenel Resulü'de de okuduğumuz gibi aynı şekilde bu ifade ediliyor. Yine aynı şekilde Nur suresinden bir ayet-i kerime daha okuyalım. İnnemâ kâne kavlel mu'minîn. Aralarında hükmetmek için اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve peygamberine davet olundukları zaman لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَيْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا O müminlerin sözü ancak şu olur, yani peygambere ve Allah'a bir davet olununca yaşadıkları bir meseleden dolayı hüküm Allah ve Resulüne kalınca onların sözleri şu olur سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا İşittik ve itaat ettik demeleridir. Ve ulaike humul muflihun. Bu sözler de onların kurtuluşuna vesiledir. İşte kardeşlerim, ayet-i kerimeler açık. Bunları bu şekilde inşallah kalplerimize oturtmamız lazım. Yani tesbihi olan, zikir çeken bir insan hemen anında kalbinin temizlenmesini, böyle ya ben bir günde ibadet edeyim, namaz kılayım, uçayım, zıplayayım, işte manevi hallerim olsun diye beklemeyin. Bu kolay değil bu yani. Kalbimizi günahlarla dolduruyoruz, bir anda temizlemek istiyoruz. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir durum olamaz da. Onun için Müslüman yavaş yavaş, ibadette de namazda da bu şekilde. Adam diyor kılıyorum kılıyorum, randıman alamıyorum. Namaz kılıp yalana, iftiraya, dedikoduya devam edersen, haramlara göz yumarsan, namaz kılıyorsun ama dışarıda işlenen haramlar senin umurunda değil. Görüyorsun, yanında oluyor yahut şahitlik ediyorsun yahut durdurabilme gücün var ama karışmıyorsun. Beni ilgilendirmez. Her koyun kendi bacağından asılır mantığına sahipsin. İşte bu mantığa sahip olursanız eğer kardeşlerim, o günahlara ortak olursunuz. Ve o günahlara ortak olan kalbinin temizlemesi çok zordur. Kalbimizi Allah ve Resulüne bağlamamız lazım. Neyden dolayı Allah kalpteki meyli, kalpteki muhabbeti dünyaya meylettiriyor? Kalbinde küfür olan kimseler. Arabanı çok seviyorsun. Araba, araba, araba. Sabah akşam sayıklıyorsun. Evini sabah akşam sayıklıyorsun. Çocuğunu, hanımını sevmeyin demiyoruz bakın. Mal mülk sahibi olun da demiyoruz. Bunların sınırını muhafaza etmemiz lazım.
Rabbimiz Celle Celaluhu kalplerimizde kendisinin gayrısında olan sevgilere, muhabbetleri kendisinden üstün tutmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri duyduğumuz ayetlerle hayatımızda yaşamayı nasip eylesin. Kınayanların kınamasından korkmadan, çekinmeden Allah'ın emirlerini yaşamayı, hakkı, hakikati anlatmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim, burada kalmış olalım çünkü devam edeceğimiz ayet-i kerimeler, yani 94 ve 95. ayet-i kerimeleri beraber izah etmemiz lazım. Şimdi 93. ayet-i kerimeye, 94. ayete geçersek eğer, 5'i de anlatmamız, 95'i de anlatmamız gerekecek. Bu sebeple de vaktimiz uzayacağı için inşallah Rabbimiz Celle Celaluhu ömür tahsis ederse, nasip ederse bizlere, bir dahaki hafta kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu iman, İslam, istikamet ve hidayet üzere yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'ımız, Rabbimiz okuduklarımızdan ders çıkarmayı bize nasip eylesin. Kendisini razı etmeyi bize nasip eylesin. Kalplerimizin içerisindeki sevgiyi ibadetle, zikirle atmayı bize nasip eylesin. Rabbimiz bizleri istikametten ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.